İyi akşamlar değerli TV'den izleyicileri. Bir esnafın kürsüsü programıyla da sizlerle birlikteyim. Bugünkü konuğum yakın bir tarihte yine birlikte olduğumuz Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Başkanı Sayın Aykut Yenice. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Mehmet'ciğim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi Aykut Başkanı kısa bir sürede tekrar yayına çıkarıyoruz. Bu programı birlikte Aykut Başkan'ı yine konuk ediyoruz. Ben Aykut Başkan'a bir söz vermiştim. Çünkü ay sonu İzmir'de güzel bir festival var. 27, 28, 29 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta Past Art isimli bir festival var. Bu festivalle ilgili konuşmak üzere Aykut Başkan'ı davet ettik. O da sağ olsun kırmadı. Festivalle ilgili neler olacak, neler bitecek, İzmir'de neler yaşanacak? Uluslararası bir festival. Aynen öyle. Yani Türkiye için önemli. Hatta bir rekor olacak sanırım. Aynen. En uzun pasta olacak. Bunları başkandan biraz sonra dinleyeceğiz. O nedenle Aykut Başkan'la bu akşam tekrar beraberiz. Başkanım hazırlıklar nasıl gidiyor festivalle ilgili? Tamam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk Esnaf Teşkilatı'nın 13 Mesleki Federasyonu'ndan biri olan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Esnafı'nın üst düzey yetkilileri olarak Türkiye'de bir ilk olan birinci uluslararası pastacılık, tatlıcılık ve onlu mamuller festivali üzerine uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konuyu Allah nasip ederse ay sonunda hep birlikte hayata geçireceğiz. Tabii Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun bu anlamdaki bir ilki de başaracağız. Bu nedir bu ilk? Şu anda Türkiye'nin dört bir yanındaki bu konuya, bu mesleğe, bu sevgi ve emek mesleğine gönül vermiş üretici ve bu işin emekçisi olan kardeşlerimizin adına da İzmir esnafımızın, özellikle İzmir pastacılarımızın 1500 ustasıyla birlikte ilklerin şehri olan ve bu birçok ilke ev sahip yapmış 87 yıllık geçen hafta içinde kapılarını açan Kültür Park içerisinde 3000 metre ile dünyanın en büyük ve en hızlı 30 dakika içerisinde yaş pastasını yapacağız. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz. Kaç metre? 3000 metre. 3000 metrelik yaş pasta. Evet, 30 metre. 30 dakikada. 30 dakikada yapacağız. Tabii çok önemli bir profesyonel çalışma olacak inşallah. Evet. Arkadaşlarımız uzun zamandır üzerinde çalışıyorlar. İzmir'deki esnaf arkadaşlarımız, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek ustalarımız, Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Nevval Salih İş Gören Turizm Meslek Okulumuzun öğrencileri hep birlikte el ele ben mantığıyla değil biz mantığıyla çok değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in büyük katkılarıyla inşallah bu pastacılık festivalinde uluslararası bir boyutta geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü tahmin edersiniz ki tabii birazdan tahmin edeyim oralara da gireceğiz. Yani bu gıda terörünün en önemli ve en aktif olarak son zamanlarda istismar edildiği dallardan bir tanesi pastacılık, tatlıcılık, taklit ve tahşişin çok bol olduğu bir sektör haline geldi. Dolayısıyla biz meslek örgütümüzün bilinci içerisinde hem üreticilerimizi hem tüketicilerimizi bu konuda bilinçlendirmek adına çok önemli aktiviteler de koyduk. Bu aktivitelerin içerisinde 3 gün boyunca Türkiye'nin birazdan sonra isimlerini size açıklayacağım. Çok önemli isimleri pastacılığın tarihi ve pastacılık üzerine konuşmalar yapacak. Birçok ustamız bu konuda workshoplar yapacak. Velhasıl 3 gün boyunca çok tatlı bir ağızları tatlandıracak, yürekleri tatlandıracak. Çok tatlı bir festival yapacağız. Niçin İzmir derseniz, şimdi biliyorsunuz son dönemlerde özellikle de bu kafe tarzı yerlerin çoğalmasıyla birlikte bir kahve kültürü baş gösterdi. Bu kafe ve kahve kültürü adı altındaki birçok işletmemiz ve bir dünya markası biliyorsunuz adını vermeyelim. Evet. Şu anda geçenlerde bir istatistiği yayınlandı. Birçok ülkede 2-3-5 şubesi varken 477 şubesiyle dünyadaki en çok şube açtığı yer Türkiye olmuş. Şimdi pastacılık ta Roma devrinden beri çok önemli bir kültür. Ve İzmir 8000 yıllık tarihiyle pastacılığa ve lokmaya ve boyoza çok önemli bir ev sahipliği yapmış. Ve pastacılık, pastanecilik kültürüne
ev sahipliği yapmıştır. İzmir'in birçok semtinde bugün hala yüzyıllardır devam eden bir pastane kültürü vardır. İzmirliler burada sevgilerini, aşklarını, hüzünlerini, mutluluklarını, mutsuzluklarını paylaşmışlardır, yaşamışlardır. Karşı yakasında, Alsancağı'nda, Buca'sında, Güzel Yalısı'nda çok önemli markalar hala da ayaktadır. Reyhan'ıyla, işte Bravo'suyla, 06'sıyla, Şortan'ıyla. Dolayısıyla böyle bir kültürün içinden de İzmir geldiği için ve bu 3000 metrelik rekor olayı da ancak Türkiye'nin içerisindeki bu kültür parkının tarihi özelliklerine birleştirilip çatı altında böyle bir ambiyans bu 3000 metrelik pastayı sadece İzmirli pastaneciler değil, tüm Türkiye'den gelen pastaneciler yapacak. Tabii. Yani şimdi şu anda 10 ülke, uluslararası 10 ülke geliyor. Onların da ustaları bu işin içinde. Yani bir paylaşım içerisinde gelecek her ustamıza, şimdi her işletmeye 6 metrelik bir bölüm ayırdık. 500 işletme İzmir'deki şu anda pastanemiz bu işin içinde olacak. Onların yanında öğrencilerimiz olacak, gelen ustalarımız olacak. Herkesin o şeyde, hamurda, yani o mayada eli olacak. Dolayısıyla bir bütün içerisinde ve en sonunda pastanın en sonunda da Ay Yıldız'la bir sosyal sorumluluk projesi adı altında Anadolu Otizm Vakfı'nın çok değerli evlatları, kardeşlerimiz, çocuklarımız Ay Yıldız'ı onlar yapacak. Anladım. Otizmli. İmzayı onlar atacak. Onlar atacaklar. Burada da bir sosyal sorumluluk projesi altında bu evlatlarımızın da neler yapabileceğini göstermek adına sağ olsun Anadolu Otizm Vakfı da bizim paydaşlarımızdan bir tanesi. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu bizim paydaşlarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir paylaşım içerisinde hep birlikte ustalarımızla birlikte İzmir Pastacılar Odamızın 3 tane mesleki okulu var. Bu mesleki okulda yetişen talebelerimiz var. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin gastronomi bölümündeki öğrencilerimiz var. Temelde söylediğim gibi Neval Salih İşgören Turizm Meslek Okulu'nun öğrencileri var. Onlar da herkes bu işin içerisinde ciddi anlamda bir rekor kıracağız son gün. Buradan da tüm sevenlerimize, bizi izleyenlere öncelikle tabii başladık bir heyecanla da pastaya girdik. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zaman önce buradaydım. Ama tekrardan bu Kore'ye göstermiş olduğunuz duyarlılık için TV'den ailesine ve başta sana olmak üzere ve bizi izleyen tüm dostlarımıza çok kalbi duygularımla sektörüm adına teşekkürlerimi ifade etmek program istiyorum. Program nasıl olacak başkanım? 27'sinde açılış var. 27'sinde açılış var. Açılıştan sonra açılış kaçta olacak? Açılış yani böyle, öğlen saat 14'te olacak. Tamam. Açılıştan sonra İsmet İnönü Kültür Sanat Merkezi'nde yapacağız açılışımızı. Evet. Açılıştan sonra çok önemli bir Türk mutfağının kraliçesi olarak nitelendirdiğimiz, Türk mutfağının prensesi olarak nitelendirdiğimiz Nevin Alıcı hocamız, hanımefendi. Dünya çapında bir isimdir biliyorsunuz. Türk mutfağı üzerine ve dünya mutfağı üzerine çok önemli çalışmaları vardır. İngiltere'de ödüller almıştır. Türk mutfağındaki pastacılığın tarihçesini anlatan bir bölüm olacak. Sonra bir başarı öyküsü var. Bu başarı öyküsünde de biliyorsunuz benim de çok emeklerim var. Ve Antep, UNESCO'nun koruma mirası altına giren bir kentimiz. Ve Antep'te pastacılığın, tatlıcılığın merkezi konumuna geldi. Baklavasıyla artık dünyada çok önemli bir destinasyon merkezi mutfağıyla. Dolayısıyla Antep kentinin bu başarı öyküsünü anlatacak ve bu başarı öyküsünü mimarlarından olarak Ragıp Güzel Bey hocamız gelecek. Ragıp Bey aynı zamanda Antep'in bu yol aldık diğer illere de örnek olsun diye bunun başarı öyküsünü anlatacak. Ve aynı zamanda 3 gün boyunca da Antepli ustalarımız baklava sokağı kurduk. Baklava sokağında bir baklavanın nasıl yapıldığını, nasıl olması gerektiğini, nasıl yenmesi gerektiğine kadar workshoplarla bunu gelenlere, misafirlerimize ve diğer illerden gelen ustalarımıza bunun hikayesini anlatacaklar. Çünkü bugün gerçekten çok hicap duyuyorum. Geçenlerde de bilmiyorum gösterdim sizin de bilginiz vardır diye. İzmir'in merkezinde Fevzi Paşa Bulvarı'nda bir lokanta açılıyor. Halkın Lokantası adı altında pankart astı. Baklava 5 lira diye. Nasıl oluyor başkan? Evet. Şimdi oraya gelelim. Evet. Şimdi düşünebiliyor musun? Bugün Antep'in çok ünlü ustaları, markaları, İmam Çağdaş uçak tutuyor, kargo uçağı tutuyor. Amerika'ya baklava ihraç ediyor. Hı. Baklava 130 çok ekstrem bir rakam. Ortalama satılması gereken rakam 80 lira. 50 liradan 80 lira, 100 liraya kadar çıkıyor. Çünkü çok kaliteli bir mamul. Bir adam geliyor, çıkıyor. İzmir'in göbeğinde veya Türkiye'nin diğer birçok ilinde ve ilçesinde 5 liraya, 3 liraya, 10 liraya baklava satıyor. Bu
zehiri satmak. Bu hani o zehir tacirleri var, yakalanıyor işte, hı-hı, okullarda yatırıyorlar yere, işte İsrail'e satıyor. Bu da başka bir şekli. Yani evlatlarımıza verilen o zehirlerin dışında başka bir şekli. Ya çalsanız bu rakama satmanız mümkün değil. Bunun şekeri var, unu var, tuzu var, emeği var, işte efendim yakıtı var, işçiliği var. Bu nasıl bir dünya? Ama o kadar inanılmaz taklit ve tahtişler yapıyorlar ki ekmeği çiğnemle bulaştırıyorlar, kıvırıyorlar, ediyorlar, işte içine ceviz diye koyuyorlar falan. Artık anlatmakla mümkün değil. Bu artık ülkenin kanayan bir yarası haline geldi. Gıda töreni önüne geçilemez bir noktaya doğru gidiyor. Dolayısıyla biz de meslek örgütleri olarak zaten yasadan kaynaklanan bir takım zafiyetlerimiz yüzünden hiç olmazsa bu tip aktivitelerle biz 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz bu festivale. Bu festivalde bizim amacımız pastanın, boyozun, efendim tatlının nasıl yapıldığını workshoplarla, ustalarımızla anlatmak. Amacımız pasta yapıp, dünya rekoru kurup, Guinness Rekorlar kitabına girip ismimizi altına harfler yazdırmak değil. Maksat bilinç yaratmak. Evet. Bir noktaya parmak basmak. Bir iş nasıl yapılır, nasıl bir emektir, nasıl bir ayrıntıdır, nasıl bir güzelliktir, kaç paraya satılmalıdır, nasıl yenmelidir. Bunlar çok önemli şeyler. İnsanlar artık karnını doyurmak adına veyahut da bir takım tatları tatmak adına bilinçsizce bir taraflara doğru gidiyorlar. Eskiden güzel bir laf vardı. Derlerdi ki pahalıdır vardır hikmeti, ucuzdur vardır illeti. Şimdi bu tersine döndü. Ucuzdur vardır hikmeti, pahalıdır vardır illeti oldu. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Etin bu kadar pahalı olduğu, şekerin bu kadar pahalı olduğu, malzemenin bu kadar pahalı olduğu, ülkede ekonomi bir takım buhranların yaşandığı bir süreçte siz gıda ile ilgili bu şekilde emek, bu şekilde yatırıyor. Yani bugün bana göre İzmir'in veya Aydın'ın veya herhangi bir ilin merkezi yerinde pastane açmış onlarca çeşit, sadece bir pasta olarak bakmayın, şekeri var, şekerlisi var, çikolatası var, işte krem kremeli var, her türlü unlu mamulü var. Bir dükkana girdiğiniz zaman yüzlerce çeşit var. Bu çeşidi yapmak, yaratmak, olayı koymak, rafta bulundurmak ve bu fiyatlara satmak mümkün mü? Sen lokanta açıyorsun kardeşim. Lokanta açıyorsan aç lokantada yemeğini sat. Zaten onu da edepsizce ucuz rakamlara satarak insanları ziyor. Bir de üstüne tatlı ve tatlı sektöründeki bu kadar şey gereken, emek gerektiren, bu kadar masraf gerektiren bir mamülü alıp da sen dünyaya mal olmuş. UNESCO gelmiş demiş ki kardeşim senin Gaziantep kentin benim koruma alanım altına girmiş demiş. Dünya kabul etmiş bunu. Ve orada bir marka değeri yaratmış insanlar var. Yılların emeğini bu işe vermiş insanlar var. Bunlar bu markayı dünyaya pazarlarken sen geliyorsun 5 liraya 3 liraya tatlı satıyorsun. Yok böyle bir mantık. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp başkanım sen ne yapıyorsun demiyor mu? Şimdi biz diyoruz. Biz dediğimiz için de bu programdan çıktıktan sonra cep telefonumuza, evimize, çoluğumuza, çocuğumuza bir gün küfürle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Kim koruyacak beni? Ben bugün devletin bir görevlisi değilim ki. Ama devlet beni bu göreve geldiğim noktada, ben şimdi burada büyük bir edayla yazıyor pastacılar, lokantacılar, pastacılar, federasyonun genel başkanı. Bak. Siyah plakalı arabaya biniyorsun, bir ünvan var, bir canlı yayınlara, televizyonlara çıkıyorsun, dünya markasına ulaşıyorsun. Ondan sonra da ne yapıyorsun abi? Kimi koruyorsun? Seni seçen insanları. Korumak zorundasın. Evet. Ben bu göreve gelirken, bu imkanlardan faydalanırken insanlar... Ben bunun okulu yoktu ki okuyalım. Bunun okulu vardı. Biz okulunu bitirdik. Nerede bitirdik? Alaylı olarak dededen gelen. Benim dedem 1912'den beri İzmir'de lokantacılık yapan 3. kuşak temsilcisiyim. Benim babam çorbacı İsmet Usta. Ben çorbacı İsmet Usta'nın oğlu. Çorbacı Aykut'tum. Elimde kepçe vardı. Bir gün biri geldi dedi abi başkan ol. Yetmedi. Aa baktılar iş yapıyoruz. Geldi dediler Türkiye başkanı ol. Türkiye başkanı oldum da bir yanlış yaptığım zaman, biri bir cimere yazı yazdığı zaman müfettiş geliyor beni sülaleme kadar araştırıyor. Evet. Peki ben sokaktaki gıda teröristiyle mücadele edeceğim diye, esnafımın hakkını koruyacağım diye hangi yasayla, hangi hakla, hangi hukukta koruyacağım? Evet. Şimdi bunun için de artık gıda terörüne dur denmesinin zamanı geldi. Ne halde geldi? Türkiye Cumhuriyeti özgeçmişiyle büyük müthiş bir sıçramalar yaptı. Dünyanın en genç nüfusuna sahibiz. Pırıl pırıl üniversitelerimiz var. Her ilde, her ilçede gurur duyuyorum. Üniversiteler açıldı, yüksekokullar açıldı. Artık beyaz yakalı insanların sayısı arttı. Ancak bunlar olurken Türkiye'de de bunun yanında bir gıda terörü hortladı. Neden? İşte temiz saydığım olaylardan dolayı. Ucuzdur,
vardır, hikmetine döndü. Evet. Ucuz beslenmek diye bir mantık yok. Ucuz beslenmek dünyanın sizi en sağlıksız durumuna götürüyor. Bu kanser, bu şeker, kalp, ben şimdi aynı zamanda ben aynı zamanda Ulusal Beslenme Konseyi üyesiyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulmuş 9 tane bakanlığın, 7 tane sivil toplumun örtüğünün olduğu yerde ben de federasyonumuz adına temsil ediyorum orayı. Şimdi orada gidiyorum, Sağlık Bakanlığı'nda duyduğum şeker, obezite, kalp, kroner damar yetmezliği, bunlar gibi ve gencecik ufacık çocuklarda işte efendim bu kadar kanserin otladığı bir ortam. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Tamamen katkı maddeleriyle yapılmış, taklit ve tahşişle yapılmış dünya kadar malzeme. Şimdi bunları kim engelleyecek? Sivil toplum örgütü olarak bizim bu insanlara, bu örgütle şeylere, yapıya mücadele etme bakımında bir ceza kesme yetkimiz yok. Bir denetleme yetkimiz yok. Bir efendim uyarma yetkimiz yok. Bir kınama yetkimiz yok. Biz sadece müşavir kuruluş olarak üyemiz geliyor, onay, kayıt onay belgesi veriyoruz. Yıl sonunda da aidat, ver kardeşim aidatını diyoruz. Adam da bu sefer bağırıyor. Ne yaptın ki, ne istiyorsun diyor. Burası çok güzel. Bak şimdi burada dünyanın birçok örneğinde Avrupa'da, Avrupa Birliği ülkelerinde bu tip sivil toplum örgütlerine kayıt olmak gönüllülük yasasına bağlı. Bizde mecburiyet. Bizde mecburiyet var. Bugün sabahleyin saat 9'da resmi gazetede, şimdi saat 12'de son dakika haberlerine düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla bir yayınlansa sivil toplum örgütlerine kayıt olmak gönüllülük yasasına bağlanmıştır yani dese, ticareti dolarına kayıt olma zorunluluğu yok dahil, dese. Ben dahil bir tane üye bulamazsın. Evet. Çünkü insanların burasında. Evet. Şimdi bu odaların, odacıların suçu da değil. Yaptırımlar çok enteresan. Bugün cep telefonu, dünya bunun içine girdi. Evet. Entegre olmak diye bir şey var. Şimdi artık bir tuşa basıyorsun. Efendim Amerika'daki şu dakikada borsayı takip ediyorsun. İşte yağı takip ediyorsun, suyu takip ediyorsun, haberleri takip ediyorsun, ne oldu diyorsun. Canlı yayınlar yapılıyor bilmem neler falan filan. Şimdi arkadaş madem öyle, bir insan ruhsat alacakken yasa gereği bu odaya geliyorsa, kayıt oluyorsa... En son gelmemeli. Bana göre ilk önce gelmeli. Evet, kesinlikle. Şimdi sen 1980 yılında, 82 yılında 3308 sayılı yasayı çıkarıyorsun. Ustalık belgesi zorunluluğu getiriyorsun. Ve lokantacılık ve pastacılık mesleğine diyorsun ki, kardeşim siz ihtisas mesleğisiniz. Yani bu sevgi ve emek mesleğiniz sizin belli bir ihtisas karşılığında, belli bir sınav karşılığında, belli bir belge karşılığında yapılmalıdır. Yani cebinizdeki ehliyet gibi, evet, nüfus cüzdanınız gibi, avukatın diploması gibi, eczacının diploması gibi. Siz bugün bir doktor çıkıyor, efendim ilaçlar yapıyor, adamın diploması yok diyor. Efendim ne diyorsunuz ona? İşte üfürükçü diyorsunuz, itip tutukluyorsunuz. Niye lokantacılık bu kadar çabuk yapılıyor? Pastacılık bu kadar çabuk yapılıyor? Şu an belge istemiyor mu? Yani, ya işte, tabii. Ticaret odasına kaydolan birisi. Eyvallah, bu çok iyi biliyorsun. Şimdi 13 yıl mücadele ettik. En sonunda bizim federasyonumuzun katkılarıyla Sayın İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum, Süleyman Soylu'ya. Bu konunun düzelmesine vesile oldu ekibiyle birlikte. Şimdi böyle bir olay, böyle bir ustalık belgesi de isteniyor. Ne yapıyor adam biliyor musun? Sen dükkan açacaksın. Evet. Ticaret odası şirketine değil, şahıs olarak, Mehmet Aydın olarak dükkan açacaksın. Geliyorsun Aykut Yenice'ye. Abi senin ustalık belgen vardı değil mi? Var. Notere gidiyoruz hemen. Evet, evet. Orada bir anlaşma yapıyoruz. Ben senin yanında işçi gibi gözüküyorum. Evet. Sen alıyorsun benim ustalık belgemi, koyuyorsun evrakların arasına fotokopisini, belediyeye veriyorsun. Evet. Belediye 3 gün sonra gelip baktı, işler bittiği zaman, oradan buradan geçtiğin zaman çağırıyorsun beni. Aykut'cum diyorsun, al şu 3-5 kuruşu. Şu belgeyi de yırtalım. Sen benim yanında işçi değilsin. Çıkışını verdim diyorsun. Evet. Sen devam edip gidiyorsun. Ruhsatı alana göre. Mevlam çayıra. Evet. Saldım çayıra. Şimdi denetleme. İlk seferde olur mu? Devamlı denetle. Şimdi ne oluyor? Gidiyorsun bir de kayıt onay belgesi alıyorsun. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne ve İl Tarım Müdürlüğü'ne kaydoluyorsun. Evet. Şimdi yani kümesteki gaz oluyorsun. Seni görüyor oradan. Diyor ki Mehmet Aydın, Aykut Yenici, Ali Veli, Mehmet işte Gül, işte Ali Ongan dükkan açmış diyor 10 tane. Evet. Yazıyor buraya, o kayıt onay belgesine giren insanlar geliyor seni denetliyor. Hanımefendi diyorsun, şu karşıdaki lokantayı denetliyor musunuz? Bakıyor, bizde kayıtlı değil o diyor. Evet. Peki gidin orayı denetleyin, bizde kayıtlı değil, denetleyemeyiz diyor. Kayıtlı şikayet edin. Pardon ya, ben muhbir miyim? Ben muhbir miyim? Yani benim görevim odacılık olarak ben adam tutacağım, kendim sokağa çıkacağım, bütün gün sabahtan akşama kadar. Esnaf birlikleri var.
Esnaf evet. birliklerinin reysen kayıt etme etkisi var. Evet. Bugün hangi esnaf birliği bu memlekette kaç tane adam görevlendirmiş de efendim sokakta kayıt dışı esnafı kayıt etmiş veya bilmem ne yapmış, ben çok göremiyorum. Bizim Aydın'da Hulusi Başkan'ın döneminde seyyar bir araç vardı. Ben bu reysen kayıtlar yapıldığını hatırlıyorum. Yani ya, Hulusi Başkan, devam ediyorum, Hulusi Başkan bu teşkilatın gelmiş geçmiş efsane ismidir. Kendisini evet. buradan sevgiyle yad ediyoruz. Geçen programımızda evet, o vardı. Beraber başlamıştık. Evet. Şu an Hulusi Başkan efsanedir. Hulusi evet. Başkan bir markadır. Hulusi Başkan evet. bir değerdir. Hulusi Başkan bu teşkilata farklı şeyler getirmiştir. Keşke Hulusi Başkan ve Hulusi Başkanlar gibi sayıları Allah çok etseydi de bu teşkilat daha farklı yerlerde evet, olsaydı. Kesinlikle. Veyahut da bu yasalar üzerine bir takım kafa yoran insanların mantığıyla. Ya bugün ben sana şunu söyleyeyim. 3300 tane oda var. Anket yap abi. 5362 sayılı yasadan iki tane madde sor. Bir tanesini doğru düzgün yazacak birçok adam bulamazsın. Yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi onun için zaten neden? Bunlar sahipsizlikten oluyor. Şimdi başkanım... Nerede? Zaman, pastacılıktan nereye geldik şimdi? Festivalden nereye geldik? Festivali bitirelim. Yine gelelim. Ben gelelim. Past Art'a geliyorum. Hı. Çok güzel de bir isim belirlemişsiniz. Şimdi pastacılık sanatı. Evet. Art sanat biliyorsunuz. Evet, yani, pastacılık artık bir sanat. Pastacılarımız orada sanatlarını tabii. konuşturacaklar. Aynen öyle. Çünkü pasta dediğim gibi bir sanattır. Bir sanat evet. eseridir. Pastacıların hepsi kendine göre bir dehadır. Bana göre bir marka insanlardır. Bana göre bir üretken insanlardır. Yani pastacılık bir emekle, sevgiyle yapılan çok değerli bir şeydir. Bugün alıyorsun undan, şekerden bir bakıyorsun, bugün artık adam yapıyorlar. Ve sonra özellikle de son dönemlerde bu butik pastacılık artınca birçok insanımıza da aş iş istihdam oldu. Özellikle bayanlarımıza. Buradan bayanlarımıza sesleniyorum. Şeker pastası yapıyorlar. Evet, çok buradan bayanlarımıza yapıyorlar. Sesleniyorum. Bu festivale mutlaka katılın, bu festivale mutlaka takip edin. Birçok bayanımız bugün evde hünerlerini sergiliyor. Evet. Anneannesinden, babaannesinden, büyükannesinden öğrendiği pastayı veya kurabiyeyi veya ona benzer keki veya ona benzer bir şekeri yapabiliyorlar. Mesela çok ilginç bir şey var. Maria Işın Hanım geliyor. Şu anda kendisi bir İngiliz doğumlu ama bir Türk oldu artık. Pastacılığın dünyadaki en büyük marka isimlerinden bir tanesi. Çok ilginç. Biz de bilmiyorduk. Biliyorsun bizim aynı nesil insanıyız. Evet. Eskiden sokaklarda sepetin kenarlarına çubuğun üstüne yapılmış horoz şekerler vardı evet. biliyor musun? Evet, evet. Öttürürdük, çevirirdik falan filan. Şimdi bu horoz şekeri yapan kişi, en son yapan kişi nerede yaşıyormuş biliyor musun? Nerede yaşıyormuş? Biz de Maria Hanım'ın sayesinde duyduk. Bergama'da. Oo. Bak şimdi. Sevgili ustamızı da getiriyorum. Gökter Ergen yerde. Aynen bak. Sevgili ustamızı da getiriyorum. Şu anda Türkiye'de bir tek bu horoz şekeri yapan, yani birçok gencimizin, belki bizi seyreden birçok bizden küçük kardeşimizin bilmez. Horoz şeker nedir ne diye bilmiyor ama bizim çok bayramlarda, sokaklarda sepetin kenarına sıkıştırılmış çeşitli evet, çeşitli evet. şeyleriyle, desenleriyle horoz şekeri yapan bir dostumuz, büyüğümüz, ustamız Bergama'da kalmış. Sevgili Bergama Başkanımızın da önderliğinde inşallah ustamızı İzmir'e davet ettik. Gelecek bir günde orada bir workshop yapacağız evet. oğullarıyla birlikte. Yani şimdi bunlar kaybolmaya yüz tutmuş tatlar veya meslekler. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Evet. Çünkü bazı şeyler artık mekanikleşti. Özellikle de bu gıda teröristleri sayesinde de iyice zıvanadan çıktı. Dolayısıyla bu tip aktivitelerin sayısını, bu tabii çok önemli bir konu. Şöyle ki bunlar merkezi yönetimler, yönetim tarafından ve yerel yönetimler tarafından mutlaka desteklenmeli. Bak değerli dostum. Dünyada artık gastronomi diye bir destinasyon oluştu. Evet. Bundan İspanya, İtalya, Hollanda, Amerika çok ciddi anlamda gelirler alıyorlar. Ama bugün Türkiye'de Türk turizmi müthiş bir yere doğru gidiyor. Müthiş bir yere doğru gidiyor. Müthiş bir yere doğru giderken Türk mutfağı sürekli aşağı gidiyor. Evet, şimdi bugün ben yurt dışına gidiyorum. Yurt dışına gittiğim zaman kaldığım otelde bazen rahatsız oluyorum, ağlıyorum ya. Burada canım otellerde 100 euroya bir hafta tatil yapıyor. Biz orada 100 euroya bir üçüncü sınıf otelde yatıyoruz bir gece yeri geldiği zaman. Şimdi yatırıyorsun turisti, getiriyorsun Antalya veya buna benzer sahil şeridinde her şey dahil mantığıyla içeri tıkıyorsun. Şimdi bu sefer ne yapıyor? Her şey dahil mantığında işte gıda terörünü onlar da destekliyor. Neden? Çünkü o ucuzluğu karşılayabilmek için işte bu baklavayı alıyor. Baklavayı yapan bu teröristten. İşte diğer malzemeleri alıyor. Yani bunlar birçok şey görüyoruz. Geçen günde bundan 10 gün önce Nevşehir'de 98 tane turist zehirlendi ya. Evet. Yani 98 neden zehirlendi? Yataktan mı zehirlendi? Neden zehirlendi? Yemekten zehirlendi. Niçin zehirlendi?
Çünkü bu ucuz mantığıyla yapılan turizm aktivitesinden zehirlendi. Bu adamlar bile bile turizmi de baltalıyor. Tabii. Allah korusun ileride bir... Canım, güzel insan bak şimdi. Turist için ne biliyor musun? Antalya veya buna benzer turistik yerlerdeki o 5 yıldızlı oteldeki muhteşem organizasyonlar. Akşamleyin eğlencesi ayrı, gündüz, deniz, güneş, kum. Zaten adam Londra'da, Münih'te, Almanya'da, işte Brüksel'de, Hollanda'da güneşi görmüyor ki. Evet. Buraya bir geliyor Eylül ayında, Ekim ayında, şimdi bütün geçen gün haber vardı. Bütün sahiller turistlere kaldı diye. Evet. Şimdi adam geliyor yatıyor. Ya onun için yemek önemli değil. Gidiyor zaten çok fazla bir şey yemiyorlar. Ama ne oluyor? Mantık içerisindeki zaten sokaktaki bir kere bir şeyi bitiriyorsun. Esnafı bitiriyorsun. Evet. Esnaf hiçbir şekilde bundan faydalanamıyor. Türk mutfağını tanımıyor. Yakıyorlar mangalları denizin kıyısına koyuyorlar. Köfteme ver köfteyi coşkuyu içinde soya malzemesi bol miktarda. Yap köfteyi yedir gitsin. Ondan sonra Türk mutfağı diyorsa Türk mutfağı. Hangi Türk mutfağı ya? Zaten bir yığın taklitçi tahşişçi var. Bir de turizm ayağına her şey dahil mantığıyla bu mantık içerisinde Türk mutfağı zahmetli ve pahalı bir mutfaktır. Neden? Çünkü malzemesi çok yoğun bir malzemedir. Bugün sen bir et yemeğini, bir elbasan tavayı, bir tas kebabını, bir güveci, güvecin içine kaç tane malzeme giriyor ya? Patlıcanı var, patatesi var, domatesi var, efendim eti var, yağı var. Bugün yani bugün dünyanın en önemli bir yağ merkezi üzerindeyiz. Yani yaşadığınız Aydın, İzmir, Balıkesir, Edremit, Buraniye, Ayvalık, işte Gönen, Allah tarafından olağanüstü bir şey var. Rüzgarla, Gerence rüzgarıyla birlikte dünyanın en önemli zeytin sektörü gelişmiş. Ama bugün Türkiye'de baktığın zaman zeytin yani kişi başına kullanım miktarı 2 kilo. Başkanım salatalara döktükleri zeytinyağı bile sahte. Yani aç Yunanistan, aç Yunanistan birbirini yiyorlar. Evet. Kişi başına 26 kilo kullanıyor. Evet. Biz 2 kilo kullanıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi abi? Sen şimdi bana geliyorsun ondan sonra Türk mutfağında ve sağlıklı beslenmeden bahsediyorsun. Ya bunu bahsedemezsin yani. Bahsedemezsin. Dolayısıyla da bunun artık bir devlet politikası haline gelme ve getirilme zamanı geçmiştir. Dolayısıyla bu tip aktivitelerde biz üstümüze düşen görevleri en iyisiyle yapmaya çalışıyoruz. Çünkü maalesef insanlarımız da bu konuda bilinçsizce, bu ucuz mantığıyla, işte haklılar belki gerçekten etin bilmem işte malzemenin fiyatı çok arttı. Yani hakikaten ama yani ya lütfen ya. Yani siz bugün şimdi sana bir şey söyleyeyim. Sen bir markete gittiğin zaman kendin bir yani 3 liraya 5 lira et alır mısın ya? Almam başkanım. Almazsın. Şimdi başkanım, niye 3 liraya 5 liraya bir yemek yiyorsun abi? Bizde sağlıksız beslenme bağımlılığı da oluşturuluyor. Çünkü çocuklarımızı ben şahit oluyorum. Kendi ailemde de var. Yani etrafımda da var. Evde en lüks, en güzel yemekler yapılmış olsa bile en kaliteli malzemeyle çocuğa yediremiyorsun. Niye? Çocuk çünkü aparatif şeylere alışmış. Fast food kültürü. Fast food'a alışmış. Tabii. Ya da işte paketli yiyeceklerden alışmış. Önüne koyuyorsun, izliyor sadece. Çocuk yemiyor yani. İşte buna vahşi kapitalizm diyorlar. O marketlerdeki, 5 yıldızlı marketlerdeki muhteşem raf, reyon dizaynı ve bu televizyon reklamlarındaki üst düzey adım şeyler çocukları maalesef bu tip. Ha, bir de şu var tabii. Biraz da Türk mutfağının geri gitmesindeki en büyük noksanlardan bir tanesi de şimdi biliyorsun yemek yemekle yemek, yemekle pişersen yemek olur derler. Evet. Şimdi eskiden annelerimiz ve anneannelerimiz çalışma hayatında bu kadar fazla yer almadığı için evde bütün gün zamanlarını geçiren evet. ve akşamleyin eve gelecek çocuklarına ve eşine sürekli yemek üretirlerdi. Evet. Şimdi kadın sabahleyin eşinden önce evden çıkıyor, belki eşinden sonra giriyor. Çünkü çalışma hayatı evet. ve sosyal ekonomik koşullar bizleri oraya sürükledi. Dolayısıyla şimdi çalışma hayatında çok ciddi anlamda mesaisini harcayan bir insan saat 5'te mesai bittiğini düşünelim. Çıkacak, otobüse binecek, evine evet. gelecek 6-7. Zaten kadın bütün gün yorulmuş, ambale olmuş. İşte vergi dairesinde çalışıyorsa, bankada çalışıyorsa veya bir yere temizlik yapmış, bir şey yapıyorsa zaten bitmiş vaziyette geliyor. Ya ne yapıyor? Kolay yolu seçiyor. Evet. Dolapta hazır pizza var. Dolapta mantı hazır var. Mantı var. Dolapta hazır efendim işte kremalı şeyler var. Veriyor coşkuyu, gidiyor. Evet. Şimdi çocuk da bununla büyüyor. Ya bugün bir anket yapsak, şuraya yazsak şimdi desek ki elbasan tavanın tarifini yazın desek 10 kişiden 9 tanesi yapamaz belki ya. Evet. Elbasan tavanın içinde ne var desek, elbasan tavanın rengi ne renk desek birçok bayanımız bu ayıplamıyorum. Evet. Şartlar bunu getirdi. Çünkü neticede ahçılık mesleği babadan oğula geçen, ustadan çırağa geçen,
İlla lokantacıki değil, evdeki usta, anneanneden anneye geçen, anneden kızına geçen bir sektördü. Evet. Ya şimdi hayatında mutfak görmeyen insanlar evleniyor, büyüyor, çoluk çocuk büyüyor. Bundan sonraki nesil daha tehlikeli. Tabii çünkü daha tehlikeli. Çocuk daha hiçbir şey öğrenmeden üniversiteye gidiyor. Aynen. Üniversitede... Aynen öyle. Aynen öyle. Bak biz evleniyor, gidiyor. Sana şunu söyleyeyim, eskiden bir yaz olduğu zaman bayağı bir ciddi sıkıntı yaşardık. Neden? Ali amca getirdi, Veli amca getirdi, Hüseyin amca getirdi, Tahir abi getirdi. Abi ne olur benim oğlan bir şeyler öğrensin. Şimdi adam bulamıyoruz. Bak bugün çık bugün. Bütün lokantaları kapısına yazar. Garson aranıyor, komi aranıyor, usta yardımcısı aranıyor, bulaşıkçı aranıyor. Bak bulaşıkçı dediği insan var ya, bana göre çok önemli bir insan biliyor musun? Neden? Bütün bu tabağını, çanağını yıkayan insan. Şöyle biraz sert atsa kenarı kırılıyor. Kenarı kırıldı mı o tabağı servise çıkaramazsın. Evet. Bıçağı, çatalı sıyırırken çöpün içine atıyor. Erdaki bulaşıkçının başına mı duracaksın? Git bugün lokantalarda ay sonunda envanter yap. Mutlaka demir bildiğin çatal bıçak kayboluyor. Neden? Kırılmıyor. Adam sıyırırken atıyor. Çok evet. Şimdi en kolay yapılan iş garsonluk oldu. Oysa ki en zor yapılması gereken iş garsonluk. Çünkü neden? Garson o dükkanın, benim dükkanım 100 yıllık geçmişi var. 100 yıllık geçmişi zaten millet bilerek geliyor. Ama o garson o müşteriye o dakikada o hitabı yapmıyorsa, ona gerçekten onu mutlu edebilecek ambiyansı yaratmıyorsa, adamın senin özgeçmişine hiçbir alakası kalmıyor. Evet. Orada bitiyor. Bitiyor. Şimdi dolayısıyla garsonluğun bu kadar önemli olduğu bir süreçte sen kapıya yazıyorsun, içeri giren bir Suriyeli, efendim göç etmiş, şehirde yerleşmeye çalışan, tutunmaya çalışan, gece otel parasını ödemek için sokakta gezen adamı garson diye içeri alıyorsun. Başkanım hep espridir. Ben siz konuyu açtığınız için soruyorum. Hesap ödeyemeyenlere siz bulaşık katıyor musunuz? Ya yok yani. O bir şehir efsanesi. Şehir efsanesi. O bir şehir efsanesi. Ama şunu çünkü yapıyorum. Dediniz ya bulaşıkçı aslında bak, lokantanın şimdi, namusu. Benim, ben hiç bak, tanımadığım bir adamı oraya sokmam ben. Benim İzmir'deki iş yerim Çankaya Basmane'de. Evet. Biliyorsun orası oteller sokağı. İzmir'e düşen insanlar orada oteller sokağında, ucuz otellerde hayatlarını devam ettiler. Ve birçok insan vardır. Mesela bizim çocukların çoğu otelleri ararlar. Resimler. Abi otelde çalışmak isteyen var mı derler. Gönderirler garson kopu. Ya bulamıyorsun artık. Evet. Meslek okullarından hiçbiri bak yılda aşağı yukarı 10 bin üzerinde bu meslek okulundan çocuklar çıkıyorlar. Geçen gün mesela toplantı yaptık. Çok acıdım ve üzüldüm. Bir seminer yapacağız 3 gün boyunca. Seminerlerden bir tanesi ben, tüm açılar, pastacılar, konfederan başkanı ve ekonomi üniversitesinin çok değerli hocası. Ne yapacağız biliyor musun? Acı ne biliyor musun? Çocuklar ekonomi üniversitesi veya tabii birçok üniversitede gastronomi bölümleri açıldı. Ben hep bir eleştiri yapıyordum biliyor musun? Diyordum ki, ben de ekonomi üniversitesi açılırken İzmir Ticaret Odası'nda meclis üyesiydim. O zaman hem meclis üyesi olabiliyordum hem de oda başkanı olabiliyordum yasa gereği. Meclis üyesiydim. İlk parmağı kaldıranlardan bir tanesiyim. Plaketim var o üniversitenin kurulmasında. Büyük emeğimiz var, katkımız var, desteğimiz var. Hep diyordum ki İzmir'deki ekonomi üniversitesinden mezun olan kaç kişi İzmir'de şey açmıştır, iş yeri açmıştır. Evet. Ama hoca geçen gün bana bir şeyler anlattı abi. Birçok çocuğumuz 5 yıldızlı otellerde yaşadıkları taciz, mobbing şey efendim yapılan baskı yüzünden çoğu staj dönemi sonunda meslekten kopuyor gidiyor biliyor musun? Evet. Şimdi çocuklar turizm meslekçi okulundan mezun oluyor ve olacaklar staja gitmek zorundalar. Abi çocukları 5 yıldızlı otellerde affedersin hayvanların yatmayacağı yerde yatırıyorlar, kaldırıyorlar. Çocuk gidiyor ne yapsın? Stajını tamamlayacak. 3 kuruş 5 kuruş para kazanacak, evine getirecek, önüne getirecek. Abi ondan sonra bir daha çocuğu ara ki bulamıyorsun. Dolayısıyla ara eleman yetişmiyor, kalifiye eleman yetişmiyor. Adaylık, mekteplik olayı birbirine girdi. Bunlar çok ciddi anlamda sıkıntılar doğuruyor. Ve bu canım benim, bu kültürü veya işte bu ekonomiyi her zaman söylüyorum. Daha önce de bir örneği veriyorum. Biliyorsun Türkiye'nin 2023 hedefleri içerisinde 50 milyar dolar turizm geliri, 50 milyon turist hedefi var. Evet. 2023 vizyonunda. Sevgiyle, saygıyla karşılıyorum. 50 milyon turisti bu ülkeye getirebilirsin. 50 milyar turizm gelirini nereden elde edeceksin abi? Her şey dahil sistemiyle mi halledeceksin abi? Sokağa turisti çıkaramazsan, Antalya'da, Antakya'da, Muğla'da, Marmaris'te, işte ne bileyim Aydın'da, sokakta turist dolaşamazsa, efendim turist alışveriş edemezse, esnafa katkısı olmazsa, zaten adam ucuz geliyor otele.
Havaalanından artık, otele, otelden havaalanına ya, ya şimdi, da limandan geliyorsa oradan şimdi gidiyor. Bunların hepsi, mesela bizim Gastro Türk diye bir projemiz var. Biz dünyanın her tarafında Türk mutfağını tanıtmak adına çok önemli bir proje hazırladık. Ama daha cevap alamıyoruz. Dünyanın her tarafında Türk mutfağını tanıtacak adam, bak Antep nasıl başarılı oldu? Antep ne yaptı? Mutfak akademisini kurdu. Evet. Dünyanın bütün şeflerini otellerinden getiriyor. Öğretiyor, getiriyor. Adam Antep'te... Belediyenin büyük desteği var orada. Antep, tabii o yapıyor zaten. Yerel yönetim evet. İşte. Şimdi festival mesela ayın 15'inde başlıyor. Bu pazar başlıyor. Önemli bir festival. Orada yediği o lezzeti var ya, lezzeti adam sokakta arıyor. Yani İmam Çağdaş'ta arıyor onu. İşte evet. Koçak'ta arıyor. İşte Kelebek'te arıyor. İşte efendim ne bileyim Küşlemeci Ali Usta'da arıyor. Yani şimdi bunlar otelde yok ki. Evet. Otelde ne var? Zaten ucuzluktan kaynaklanan ucuz bir mutfak var. Evet. Tereyağdan adam yapıyorlar. Karpuzu oyuyorlar. Kavunu oyuyorlar. Bilmem neyi yapıyorlar. Türk mutfağı bu değil ki ya. Evet. Bir dansöz oynatıyorlar. Lokumu koyuyorlar. Rak içkiyi koyuyorlar. O da ne olduğu belli değil. Ondan sonra Türk mutfağı alıyor adı. Yok böyle bir dünya. Değil değil mi başkanım? Şimdi başkanım süremizin sonuna da yaklaşıyoruz. Oldu mu o kadar? Gelen mesajlar da var. Ben bunlardan bir tanesini okuyayım size. Aykut Dürüst yazmış. Durmadan, yorulmadan, üyelerine hizmeti bir borç bilen, çok küçük bütçelerle büyük işleri başaran değerli başkanım, senin yanındayız. İşte Edremit'ten selamlar. Edremit başkanımız ne varsa Aykutlar'da var. O da bu teşkilatın geleceğinde çok önemli işler yapacak. Çok başarılı bir başkan. Evet. Kutluyorum, teşekkür ediyorum ilgisine, alakasına. Şimdi Past Art 3 gün sürecek. Üç biz gün. Birinci günü konuştuk. İkinci günde gene aynı şekilde hocalarımız var. İşte Maria Hanım var. Evet. Ondan sonra Nihal Kadıoğlu Çevik var. Turizm Bakanlığımızın çok değerli hocası. Ahmet Örs var, değerli gazeteci abimiz. Evet. Dünyada bu konuda otoriter bir abimiz. Hı hı. O var. Ondan sonra Ragıp hocamız var. Yani bunlar da her şeyden önemlisi de Necat Yentürk, Doktor Necat Yentürk hocamız var. Necat Yentürk hocamız çok araştırmacı bir büyüğümüz. Kendisi çok yakın bir tarihte İzmir'in Sokak Lezzetleri adı altında bir kitap yazdı. Müthiş bir kitap. Hı hı. İzmir'in Sokak Lezzetleri. İzmir biliyorsun işte dediğim gibi teminde tarihindeki gelen bir süreç içerisinde. Mesela lokma var biliyorsun İzmir evet. için. Çok önemli bir yani Türk mutfağında veyahut da Türk tadı içerisinde lokma. Artık lokma da makineyle yapılmaya başladı evet. biliyorsun. Lokmanın gerçek lokmanın nasıl olduğunu göstereceğiz. Lokmacılarımız orada lokma dökecekler, lokma dağıtacaklar. Boyoz sokağımız var. Biliyorsun 1400'lü yıllarda sefaretler İspanya'dan göç ederlerken işte İzmir'e geldiklerinde bir İspanya yani bir o zamanki bir şey sefaret mutfağının bir şeyi. Ondan sonra İzmir'de çok önemli bir yeri vardır. Boyoz yumurtanın biliyorsun. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor ama gerçek boyozun ne olduğunu veya nasıl yapıldığını 3 gün boyunca Boyoz Derneğimiz orada boyozu yapıp halkımıza ücretsiz dağıtacağız. Böyle bir aktivitelerimiz de var. Dolayısıyla birçok imalatçı ve sektörün paydaşı olan firmamız standlar açacak. Onlar gelecek. Ve en önemlisi de Dünya Pastacılık Kupası adı altında 10 ülkeden gelecek. Hangi ülkeler var başkanım? Şöyle özellikle de Avrupa ülkelerini çok tercih etmedik. Türkiye ülkelere daha fazla değer verdi. Çünkü neden? Bizim mutfağımıza yakın oldukları için. Evet. Ve bir de biz Türk mutfağındaki tatlıcılığı tartıştığımız için mesela dünyanın en büyük ustası geliyor Tayrov. Azerbaycan'dan geliyor. Bugün evet. Azerbaycan'dan Tayrov'u getirmek efendim deveye endek atlattırmak. Evet. Dünya kibirinden büyüklüğünden değil. Dünyada her gün 24 saat Türk mutfak üzerine ilim ve bilim yapan bir adam. Evet. Bizzat Haydar Aliyev tarafından da Azerbaycan mutfağının başına getirilmiş. Birçok kitapları ve eserleri var. Onu seyretmek, onu dinlemek bile başlı başına bir olay. Buradan sesleniyorum. Tayrov geliyor. Evet. Ve bunun dışında İslam Ülkeleri Birliği, Ahçılar Birliği Başkanı bizim Gökhan kardeşimiz. Onun vasıtasıyla diğer Türkiye ülkelerden ve İslam ülkelerinden bize yakın. İşte Cezayir'den, oradan buradan falan. Evet. Çünkü bizim mutfağımızın, tatlı mutfağımızın özellikle Orta Doğu'dan çok etkilendiği bölümler var. Evet. Yani bu Halep mesela işte bu Suriye Şam tatlısı dediğimiz. Şam tatlısı. Yani evet. Baktığınız zaman bugün hala da Hatay'da falan filan işte bu künefe bilmem ne Antep'teki bilmem efendim Diyarbakır'daki yani bunlar hepsi hani Halep yani oradan geliyor. Çünkü çok önemli bir tatlı kültürü var orada. Evet. Ha özüne de baktığın zaman bunu oraya kim götürmüştür? Gene bizim Osmanlı götürmüştür tabii, yani. Tabii.
incele. Şimdi bunlar gelecek, bunlar yarışacak. Dünya Pastacılık Kupası yapacağız. Üniversitelerimiz workshoplar yapacak. Evet. Meslek liselerimiz workshoplar yapacak. Ve 60 tane kentten gelecek tüm aşçılar ve pastacılar, federasyonun ustaları gelecek. Çok önemli ustalar var içinde. Hı-hı. 5 yıldız ustalarımız var. Ve bizim üyelerimiz, Türkiye'den gelecek üyelerimiz. Mesela Balıkesirliler gelecek. Köşmenimle ilgili çok önemli şeyler yapacaklar. İşte Antepliler, dediğim gibi baklava sokağı yapılacak. Ha, bizi biliyorsun. Biz bundan 2 yıl önce Ankara'da dünyanın en büyük baklavasını yaptık. 572 kiloyla. Guinness Rekorlar kitabına girdi bu tüm aşçılar ve pastacılar konfederasyonu kardeşlerimiz. Bunun baş mimarlarından olan Gökhan kardeşimle Antep'ten Bahattin Ustam gelecek. Uşak'tan Fatih Ustam gelecek. Onlar da baklava üzerine çok müthiş, Ragıp Bey'in başkanlığında müthiş bir, çok önemli bir katmercimiz gelecek. Antep katmeri. Evet. Antep katmerini tanıtacağız. Yani festival, velhasıl kilon biraz yapacaksın diye düşünüyorum. Festival ücretsiz mi başkanım? Tabii. Giriş, halka giriş açık, ücreti falan yok. Ücret halka falan açık. Yok. Halka açık. Ve tamamen bütün ürünlerimiz, firmalarımızın bazıları kendi mamullerini pazarlayabilir ama bizim ustalarımızın orada ürettiği her şey halkımıza ücretsiz olarak dağıtılacak. Şimdi sağlık görevlileri de bulundurulacak değil mi başkanım? Şeker komasına girmesin sanırım. Ya bakarız, yaparız onu da cevabını. Şimdi başkanım, programın sonuna geldik. Güzel bir festival olacağını biliyorum ben. Onun dışında bir sizin özellikle TESK bünyesinde böyle tepeden aşağı baktığımızda sıkıntılar var. Yani geçen Cumhurbaşkanı adli yılın açılış töreninde bir söz etti. Dedi ki yani bu sivil toplumdaki şeylerin, seçim sistemlerinin yeniden artık gözden geçirilmesi gerekiyor. Ben hatırlıyorum, bundan birkaç yıl önce bir şey olmuştu, geri adım attı. Belki daha fazla oldu, süre olarak 5 yıl kadar mı oldu? Seçim sistemlerinin, odaların, birliklerin, federasyon ve konfederasyon seçim sistemiyle ilgili bir değişikliğe gidilmişti ama Anayasa Mahkemesi'nden mi ne dönmüştü? Öyle bir karar vardı. Şu an bir sıkıntı var. Yani evet, sizin bu anlattıklarınızdan ben şunu anlıyorum. Yani siz İzmir'deki gıda terörü estiren bir lokantacıyla bile hiçbir şey hakkınız, yetkiniz yok. Şimdi, sistemde bir tıkanıklık var. Yani bu odaların daha güçlü hale getirilmesi gerekmez tabii, mi? Mutlaka gerekir. Zaten bu güçsüzlükten kaynaklı bu işler. Ama şimdi yani nasıl diyeyim sana? Ben burayı tatlı tatlı pasta konuşmaya gelmiştim, evet. De son cümlede şunu söyleyeyim. Süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum da yettiği yere kadar şunu söyleyeyim. 1-3-4 dakika. Biz geçen programda burada çok safiyane bir program yaptık. Evet, evet. Kimsenin adını, kimsenin şahsını, kimsenin kimliğini sorgulamadık. Ama yeteneksiz ve yetersiz... Öz eleştiri yaptık aslında. Aynen bilimi. Öyle. Yeteneksiz ve yetersiz, aklı evveller. Evet. Biz daha bu programdan çıkmadan birileri, karnından konuşanlar, bak pantolon giyiyoruz, kravat bağlıyoruz, evet. Bize erkek deniyor. Dolayısıyla dedikoduyu erkek adam yapmaz. Evet. Dedikoduyu esnaf ve sanatkar hiç yapmaz. Evet, aile... Çünkü bizler bin yıllık aile kültüründen gelen, ailelik terbiyesiyle büyümüş, eline, diline, beline, düsturuyla... Ki önümüzdeki günlerde ailelik haftasını kutlayacağız. Ben de 100 yıllık bu işi yapan bir ailenin 3. kuşak temsilcisi olarak esnaf oğlu esnaf, dededen esnaf bir adamım. Bu terbiyeyle büyüdüm. Evet. Ben hayatımda yüzüne söyleyemeyeceğim, kişinin yüzüne söyleyemeyeceğim, hiç arkasından konuşmadım. Ki burası bir canlı yayın. Evet. Canlı yayın, ağzından çıkan laf, okunundan çıkan kılıç gibi, yayından çıkan ok gibidir. Evet. O programı seyretmemiş, seyrettirilmemiş, seyretme kabiliyeti olmayan, seyretse de aklı ermeyen ve sanki bana malum olmuş, ben son bölümünde dedim ki, şimdi biz burada bir şeyler konuştuk. Biri veya birileri mutlaka bunu farklı yorumlayacaklardır. Bunu nasıl yorumlayacaklarsa, karınlarından konuşmasınlar, bir sıkıntıları olursa, istedikleri yerde, istedikleri meydanda, isterse Lahi Adalet Divanı'nda, isterse Kızılay Meydanı'nda, isterse Taksim Meydanı'nda, isterse Cumhuriyet Meydanı'nda, nerede isterse al kameranı gel, beraber program yaparız. Ben seve seve yönetirim başkanım. Söylediniz başkanım. Ben şimdi beni yıllardır aramayan adam arıyor. Neymiş programda ben ona hırsız. Kime hırsız dedim ya? Hırsız dedi sen mahkemeye ver. Edepsiz adam. Yok. Ben müsaade etmem başkanım. Kime eleştirmişim? Evet.
Kime isim vermişim? Kime 100 yaşında adam vermişim? Ben saygılı, ben büyüme saygılı bir adamım. Ben genel başkanın adını andım mı burada? Yok. Genel başkanın yaşıyla ilgili bir şey söyledim mi? Ben sadece şunu söyledim. İnkar etsinler. Esnaf teşkilatının kendi içinde özellikle de kooperatifler bölümü de dedim. Evet. 100 yaşında adamlar var ya. Evet, evet. Bunu herkes biliyor. Bunu ben bilmiyorum, herkes biliyor. Şimdi bu bir gençliktir, bir dinamizmdir, bir aktivitedir. Bir örnek verdim. Fenerbahçe Bayern Münih'le oynamıştı. Fenerbahçe Bayern Münih'le oynamıştı. Ne demiştim? Güçlü ve güçsüzlü savaşında Rıdvan'ı dinledim. 5 bitmiş maç, 15 biterdi dedi. Evet. Ben örnek verdim. Niçin örnek verdim? Ben günde 2500 kişinin başkanıyken, 104 odanın başkanıyken, belli bir mücadelenin içerisinde Türkiye ile havrulurken, 3 tane 5 tane odası olan adamların bu teşkilatın üst kademelerinde görev yapmasının zafiyetinden bahsetmiştim. Evet. Neden bahsetmiştim onu da? Kalkmış bir adam, bir dilekçe yazmış bir bayan. Evet. Gitmiş Muğla'dan, dilekçe, Muğla'dan, Dalaman'dan Muğla'ya, Muğla'dan Konfederasyon'a, Konfederasyon'dan Federasyon'a. Size gelmiş. Ya bunu örnek verdim. Yani zafiyet olarak söyledim. Evet. Arkasındayım. Aksini söylesinler. Çıksınlar desinler ki değil. Desin ki kardeşim bu yeteneksiz, işi bilmeyen insanların işi. Dedim ki anlı genel sekreter dedim. Teskin genel sekreterini kastettim. Ama genel sekreterler yok, yetersiz. Kime demişim ya? Evet. Kime demişim? Ben federasyon, konfederasyon yönetici olsam, o benim önüme gelse çağırırım o genel sekreteri kullanırım. Sen ki bana neyi imza atıyorsun derim ya. Evet. Bunu sen TESK, sonra TESK en üst kurumdur. Evet. Saygı duyulan bir kurumdur. Evet. Bu teşkilatın en üst kademesidir. TESK kendine gelen, çözülmesi gereken bir konuyu bir alt kuruluşuna gönderir mi ya? Evet. Yani şimdi valiye bir iş gelecek. Vali bunu alacak, kaymakama gönderecek. Ya evet. Olacak şey mi? Evet. Kaymakamlık makamının ne valilik makamının ne önemi kaldı? Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'na giden, Sayın Başbakan'a, o zamanki yani eski tabiri Başbakan'a giden bir şey kalkıp efendim şeye gidiyor mu? Bir milletvekiline falan. Ya bu bir makamsa, evet. Bu makam. Biz özet olarak şey demiştik başkanım. İhtisas başılmalı dedik. İhtisas, yani karma odalarla bu işlerin güçten biri dedik. Ekonomik olarak değerli bölünmeler azalmalı dedik. Aynı sektörde 3-4 oda olmamalı dedik. Ben bugün Eskişehir yolundan giderken koskoca TOBB'un binalarını gördüğüm zaman daha düne kadar genel müdürümüz onun içinde otururken bu zafiyetlerden bahsettim. Evet, evet. Bunları ben söylemek zorundayım ya. İnsan, bakın ben kime bir şey söyledim. İnsanlar beni buraya seçmiş. Biz de onları seçmişiz. Ne bekliyoruz? Aktivite bekliyoruz. Çözüm evet, bekliyoruz. Evet, süreci evet. Katkı bekliyoruz. Sen bugün onu söyledim. Şimdi Cumhurbaşkanı söylemiş. Ben kaçırdım onu. Söylemişse doğru söylemiş. Evet. Ne dedim sana bugün? Ne dedim? Bugün ticaret odasında niye yapı güçlü? Borcu olan adam seçimde oy kullanamıyor. Evet. Bizde borcu olan adamlar baş tacı. Evet. Sen kaldır bakalım esnaf odalarında da borcu olanlar oy kullanamasın. Birliklere borcu olan oda oy kullanamasın. Federasyona borcu olan oy kullanamasın. TESK'e borcu olan birlik oy kullanamasın. Bak bakalım ne oluyor yapı. Evet. Sen bunu yapsana, bu delikanlıyı yapsana sen bakayım. Çöker mi o zaman başkanım? Hadi bak ne oluyor o zaman. Evet. Sen kurmuşsun düzeni, almışsın adamı, vermişsin imkanları, arabasını ona al, ondan sonra ben... Hadi bakalım, yap bakalım bu düzeni. Yiğit yiyorsa yap bakalım. Evet. Bak ne oluyor. Sen ne dedin bana? Kaldır bugün resmi zorunluluğu, bak bir tane adam bulabiliyor musun? Evet. Şimdi kendini eleştiremiyorsan, seni safiyane bir anlamda eleştirmek anlamında değil. Bizler niye bu görevlerdeyiz? Ne dedim? Sen bu ülkede, bak bir şey söyledim o gün, kalkmışlar başka şey. Bugün çok önemli bir konu yaşandı. Kayyumlar atandı. Ülke ayağa kalktı değil mi? Evet. Seçilmiş insanlar görevden alındı. Niçin alındı? Daha mahkeme süreciyle. Ben ne dedim geçen sefer burada? Şu anda İzmir veya birçok ilde yargılanan, ağır cezada yargılanan başkan var. Kardeşim al o zaman görevden. Çirletme bu teşkilatın geleceğini. Evet. Al görevden, koy kenar, atlansın gelsin başımızın tacı. Sen adamı alıyorsun. En üst kademeye getiriyorsun. Ya adam süfli. Evet. Adam ağır cezada yargılanıyor. Yani ben niye adamla aynı kefedeyim kardeşim? Bunu eleştiremeyecek miyim? Top bunu yapmıyor başkanım. Top en ufak tereddütte, mesela 15 Temmuz sürecinde yaşadık bunu. Şaibe bulunan birçok insanı bile top hemen anında görevden aldı. Söylediklerimin arkasındayım ya. Sonuna kadar arkasındayım. Ben bu teşkilattan bir şey beklemiyorum kardeşim. Ben 10 senedir görev yapıyorum. Maaş almıyorum. Sen kalkıyorsun. Dünyanın en şeyini alıyorsun. Bizim maaşlarımız var ya, TESK başkanının maaşı, evet. Benim maaşım, brüt asgari ücretin onun 10 kat, benim 7 kat. Ya bugün milletvekili maaşı ya. Evet, sen kardeşim kimin parasını alıyorsun? Bu insanlar bizden çare bekliyor. Evet. Bu insanlar bizden çözüm bekliyor.
Ben elimde para olmazsa tabii ki federasyon olarak bir şey yapamayacağım. Evet. Ben tabii ki elimde Ar-Ge yapamayacağım, eğitim yapamayacağım, tesis açamayacağım, kirada oturuyorum. Bilmem, ya bunlar ekonomiyle olan şeyler. Başkanım, ben sizi gerçekten tebrik ediyorum. Yani bu festival için tebrik ediyorum. Yani, ben para yok, pul yok, festival yapıyorum. Evet, koltuk sahibi olup oturmak değil bu işler. Yani siz ben başka bir şey söyleyeyim sana. Alınmasın, alınmasın, alınmasın. Bunlar. 2,5 milyon üyemiz var. 2 milyon üyemiz var. Evet. Bugün TESK Başkanı tweet atıyor. Evet. Kaç kişi beğeniyor ya? Bir bak bakalım hadi. Bir daha tweetlerin altındaki yazılara bak. Şimdi konuşturmayın ya. Konuşturmayın. Biz sizi eleştirmek için bunları söylemiyoruz. Biz daha iyi olalım diye söylüyoruz. Evet. Bugün bir fenomen, sıradan bir adam tweet atıyor, binlerce insan beğeniyor. Ortalık ayağa kalkıyor. Evet. Bu neyle olur? Ekipçilikle olur. Bu birliktelikle olur. Bu beraberlikle olur. Onu it, bunu it, onu kaldır, bunu indir. O bizden değil, bu bizden. Kimsin sen ya? Başkanım. Sen kimsin? Ben kimim? Seçilmiş insanlarız. Biz bu teşkilata hizmet etmek için bir de buradayız. Birbirimizi kırmak için yokuz. Sen düne kadar kendine küfür eden adamları baş tacı yapacaksın. Senin yanında dimdik duran adamları iki kelime konuştu diye yok sayacaksın. Böyle bir mantık var mı? Başkanım, şiddete uğrayan kadınlar için İçişleri Bakanlığı panik butonu diye bir aplikasyon yaptı. Allah Allah. Sizin TESK'in bence esnaflar için böyle bir panik butonu da hazırlaması lazım. Yani esnaf sesini hani duyuramıyorsa, ulaşamıyorsa, edemiyorsa yani teknolojiye de ayak uydurması lazım artık bu yapının. Başkanım, programın sonuna geldik. Süremizi de açtık. Ben tekrar kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onu da söylüyorum. Gel şimdi bu ekranda oturalım. İzleyelim kasetleri. Aykut Yanıcı yanlış bir şey söylüyorsa, ben kime senin şahsına hırsız demişse bu bir hakarettir. Git mahkemeye ver. Evet. Veremezsin çünkü böyle bir şey söyledin. Senin adını bile anmadım ben burada. Evet. Ben sadece örnek verdim, örnek. Evet. Örneği de yaşanmış bir örnekten verdim. Bu bir Aziz Nesin'lik olaydır. Kesinlikle. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Kesinlikle. Biz kötü konuşmak için burada değiliz. Kim birbirimizi şikayet etmek için burada değiliz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olursak güçleniriz. Başkanım, ben bu vesileyle şunu da açıklamak istiyorum. Biz bu Esnafın Kürsüsü programını yaklaşık 1,5 ay önce başladık. Kulisi Akşit Başkan'la birlikte başladık. Bizim derdimiz esnaf teşkilatındaki sıkıntıları konuşmak değil. Esnafların sıkıntılarını konuşmak. Tabii bunları konuşurken teşkilatın içindeki sıkıntılar da gündeme geliyor. Yasal sıkıntılar ya da işleyişle ilgili sıkıntılar ya da yan gelip yatan kişiler ya mutlaka kendinden konuşuluyor. Kendinden emin olan adam birilerini arayıp da gelme gitme öyle böyle der mi? Kendinden emin olan adamın sırça köşkü sırça köştür. Senin birinin camına taş atıyorsa senin başına sırça köşünü geçirirler. Evet. Onun için kendinden eminsen ne evcilsin abi. Ben yine diyorum, biz bu programı esnafın sesi olsun diye düzenliyoruz. Esnafın başkanları, teşkilatlarının başkanları gelsin burada kendi sektörlerinin sıkıntılarını konuşsunlar diye. Benim seçilmiş başkanımdır, genel başkanımdır. Saygı duyarım, saygı duymak zorundayım. Evet. Böyle sokak ağzıyla, edebiyatla, televizyon ekranlarında genel eleştirilmez. Biz bunların haddindeyiz ama biz burada gerçekleri söylemek zorundayız. Peki. Onun için öyle bilmem ne yapmakla, onu bunu dedikosunu yapmakla, o da bunu bilmem ne, seyretmediğim program üzerine yorum yapmakla, aktivite yapmakla bu işler olmaz. Peki. Biz kimseyi eleştirmedik. Peki. Başkanım, ben son kez festivalle ilgili sözlerinizi almak istiyorum ve programı kapatmak istiyorum. Ben tüm bizi seyreden çok değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum mesajlarıyla. Evet. Var birçok mesaj var. Ben farkındayım. İnşallah onların hepsini keyifle okuyacağız. Ben emeği geçen herkese, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kucak dolusu teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Yarın sabah da saat 10'da Sayın Genel Sekreterimizle toplantımız var, Genel Sekreter Yardımcımızla. Bu konuda bize alanı tahsis ettiler. Bu konuda büyük ciddi anlamda katkı koyuyorlar. Bu işe emeği geçen işte tüm Açılar Pastacılar Konfederasyonu, İzmir Pastacılar Başkanı'na, ekibime ve bu konudaki fuarcılık şirketimize, Zeki Bey'e ve Avukat Ali Onar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve size de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sizin vasıtanızda da buradan Türkiye'deki herkesi unuttuğumuz olursa da bu bir davet olsun. 27'sinde başlayacağımız, 28-29'unda İzmir'deyiz. İnşallah her şeyin ilki zor. Evet. Başarmak da ilki zor. İnşallah biz bunu başaracağız. Çünkü çok inanmış ve güçlü bir ekibiz. Biz bu işlerde hani bunlarla uğraşmıyoruz bile. Uğraşmak da istemiyoruz. Çünkü biz işimize bakıyoruz. Evet. Bugün geldik. Arkamızdan bir şeyler bırakıp da bir şeyler yaptı veyahut da bundan kaynaklanan bir takım bir eğitimleri ortaya koydusak, biz bugün dünyanın bir tarafından insanları, evet, bak sana şunu da söyleyeyim, çok ayrıca, çok net,
uluslararası gelen bir kişiye maliyeti yok. Bize hepsi uçak biletlerini bile kendi alıyor. Çok güzel. Tayrov bile kendi uçak biletini alıyor geliyor. Çok güzel. Ve bu bütün katılımcı ve işte semine katkı koyacak insanlar kendi şeyleriyle geliyorlar. Dolayısıyla bu bir sevgi ve gönül işi. Sevginizi verdiğiniz zaman insanlar size her şeyini veriyorlar. Hı. Biz insanlara sevgi vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz sevgi ve emek mesleğinin temsilcileriyiz. Buradan tekrardan büyüklerimizden incittiğimiz, gerçekten bilmediğimiz, incittiğimiz bir şey de yaptıysak özür dileriz. Hı. Biz özür dilemeyebiliriz ama kimseden özür dilemek zorunda değilim. Çünkü kimseyi incitmedim. Böyle bir kaygım yok. Buraya onun için de gelmedim. Hı. Şartlar oraya getirdi, bizi götürdü. Onun için dolayısıyla ama haddini aşan, karnından konuşan, arkamızdan iş çevirmeye çalışan, bu programı veya bu televizyonu ve bizleri farklı mantıklarda bir yerlere pazarlamaya çalışan insanlara şuradan bir tek şey söylüyorum. Dikkat edin, sorunuz geldi. Bu kadar basit. Çok harikim. Evet. Başkan ben... Çünkü insanları kararlayarak bir yere gelemezsin. Ancak insanları severek, okşayarak bir yere gelirsin. Peki başkanım. Ben katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Tatlı bir festival olacağından şüphem yok. Ben buradan tekrardan bu teşkilatta gözlerimi açtığımda var olmama büyük sebebi olan Hulusi abime tekrardan çok teşekkürler ediyorum. Beni böyle bir programla seninle tanıştırdı. Evet. Kendisine de buradan sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bu teşkilatın çok önemli bir kilometre taşıdır. Eksikliği hissediliyor. Evet. İnşallah Hulusi abi ve Hulusi abi gibilerin sayısı artar diye düşünüyorum. İnşallah. Peki başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, bu akşam Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice ile birlikteydik. 27, 28, 29 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek olan Past Art, Pasta Sanatı Festivali'ni konuştuk. Esnaf Teşkilatı'ndaki sıkıntıları konuştuk kısmen. Ben bir sonraki hafta buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.